Aracınızla geri gelirken sağ aynayı aşağı indirme özelliği olup olmadığını soruyorsunuz. Gelin bu araçta bunu test edelim. 2014 model Volkswagen Jetta bu. Biliyorsunuz ayna ayarını şu şekilde yapıyoruz. R'ye getirdiğinizde dilediğiniz gibi sürüş pozisyonunuza göre, sola getirdiğinizde ise sürüş pozisyonunuza göre aynayı konumlandırabiliyorsunuz. Sadece geri geldiğinizde farklı bir pozisyon olmasını istediğiniz zaman ise bakın vites konumunu R'ye getirin. Burayı da R'ye getirin. Ve R'ye geldiğinde bakın pozisyonu değişti. Şimdi bir ayar yapalım. Şöyle kaldırımı çok güzel görecek şekilde bir ayar yapayım. Evet. Aynam artık geri vitese taktığımda bu şekilde olacak. Sürüş pozisyona geçtiğim zaman ise bu şekilde olacaktır. Eğer geri geri geldiniz diyelim. Ayna ayar butonu ise R'de kalsa bile belli bir süreyi belli bir hızı geçtikten sonra hatta 25'i geçtikten sonra sağ aynanız yine sürüş pozisyonuna geçecektir. Bakın R'deyken yaptığınız ayar geri geri gelirken ki ayarınız olacaktır. Eğer bunu sıfıra getirir, burası yine R'deyken ayar yaparsanız sürüş pozisyonu olan ayna ayarınızın ayarınızı değiştirirsiniz. O yüzden burası da R olacak, burası da R olacak. Şimdi gelelim, burayı R yaptık. Geri vitesimiz R konumunda vitesimiz. Şimdi D'ye alıp yola çıkacağım. Bakın 25 kilometreyi geçtikten sonra sağ ayarım sürüş pozisyonuna gelecektir. Evet, gördüğünüz gibi 25'i geçtiğim için hemen sürüş pozisyona geçti. Şimdi şuraya bir yanaşalım. Bakıyorum, burası R konumunda. Vitesimi yanaşmak için R'ye alıyorum. Ayna konumum hemen gördüğünüz gibi istediğim pozisyona geldi. Kaldırıma da bu şekilde sıfır yanaşmış oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.